LGS'de son aya girdik. Gerçekten de sınav ertelendiği için bir ayımız var, hala şanslıyız, hala inanılmaz büyük fırsatımız var. 20 Haziran Cumartesi günü saat 9.30'da Tomuş Eradın benim. Birinci oturum Sözel alana giriyoruz. İçinde Türkçe, inkılap, din ve yabancı dil olacak. Yani İngilizce olacak. Bir ay kaldı hocam ve ya. Ve toplamda 50 soruyla karşı karşıya kalacağız ve en fazla Türkçe'den çıkacak. Onu zaten biliyoruz. Aynı zamanda aynı gün içerisinde 45 dakika sonrasında sözel oturumu bitirdikten 45 dakika sonra 11.30'da ikinci oturum sayısal alana giriyoruz. Matematik ve fenden 20'şer soruyla karşı karşıya kalacağız ve 40 tane toplam soruyu çözmüş olacağız. Sonuçlar 16 16 Temmuz'a ertelendi. Biliyorsunuz sınav takvimindeki değişiklikten dolayı 16 Temmuz 2020'de İnşallah güzel sonuç gelir. Ve LGS 2020 20 Haziran Cumartesi günü karşımıza gelecek kitapçıkları koyacaklar ve toplamda 90 soru olacak. 75 dakika sözel. Ardından 45 dakika mola. Sonrasında sayısal olarak 80 dakika olmak üzere toplam 155 dakika ter dökeceğiz lafın gelişiyle gerçekten de. Hani havaya giren terler. Aynen, test test kaslarına baktığımız zaman Türkçe matematik fenden 4'tür tür kaslayımız. In gizlenen 1. Yani her yapamadığımız bir matematik sorusu dört tane inkılabı çöpe atmak gibi bir şey. Yani çok daha önemli buradaki sorular. Türkçe'de matematik efendideki sorular. Tabii ki inkılaptaki İngilizce ve dindeki sorularda sıralamamızı inanılmaz etkileyecek. Dolayısıyla a bunlar kolay. A bunları son ana bırakayım dememek de gerekiyor. Şimdi olumsuzluk yok. Bir kere unutma sınavı son ayda kazanabilen. Bu ne demek hocam? Son binne, ayda demek. Sınav son, son ayda kazanır. Gerçekten de herkes mesela başını çok iyi getiririz bir Türkçe olarak ama sonla iyi getiremeyiz ne yazık ki. Dolayısıyla biz şu anda bu e, zincirlerimizi kıracağız ve son ayda yüklenip gerçekten gaza basıp ...en iyi netleri, en iyi e, dereceleri alabilmeyi sağlayacağız. Ve en iyi liselere de gireceğiz sonunda. Şunu İnşallah. unutmayalım. Bir işin başına iyi getiriyorsak sonunu da iyi getirmemiz gerekiyor. Biz çok iyi başladık. İlk başta şunu e, unutmayalım. Kaç net yapıyorsun şu anda? Yani bir başlangıç yapabilmek için ilk başta şu anda neredesin? Sıralama, istediğin sıralama ne? Hangi liseyi istiyorsun? Kaç nete ihtiyacın var? Ve konu eksiğin var mı yok mu? Yoksa dikkatin mi dağınık? O yüzden mi ha, netlerim az çıkıyor denemelerde? Bir kere bunu kendim kendimize sormamız gerekiyor. Ve aynı zamanda şunu unutmamamız gerekiyor. Bazı sorular boş kalabilir. Gerçek sınava girdiğiniz zaman bunun değerini anlayacaksınız. Çünkü üç yanlış bir doğruyu götüren bir sınavla karşı karşıyayız. Eskiden e, TEOK sınavında falan yanlış doğruyu götürmüyordu. Herkes boş bıraktığını neye boş bırakacağım canım sallayayım diyordu. Salla. Ama şu anda salladığımız her bir soru aslında Üçte bir doğrumuzu yiyor, yutuyor. Dolayısıyla üç yanlış bir doğruyu götürüyor. O yüzden daha az yanlış bizi ön plana çıkarttı diyeceğiz. Peki şu an sen hangisin? Konuları tamam mı? Eksiklerin var mı? Yetişmem imkansız mı? Bir kere şunu unutmayalım. Son tekrar kampımız geliyor. Son tekrar kampıyla zaten senin yanındayız. Şunu unutmayalım Tonguç Eren Bey'im. Son tekrar kampımıza hazırlık için bir kere doz denemeleri, ana denemeleri, geri sayım denemeleri bunların hepsinden sana deneme çözmen ne kadar gerekli onu anlatacağım. Zaten denemeleri lerin hayati bir önemi var bu çalışmada son ayda. Aynı zamanda Tonguç Erbem soruya da ihtiyacımız var. Soru konu tekrarları da yapmamız Sorular gerekiyor. çok önemli hocam. Altı hızlı tekrar. Son tekrar setimizi son tekrar kampımızda kullanacağız. Toz setimizi ve zor setimizde buradan ödevlendirmeler yapacağız. Bunların yarında Tonguç Erbem benim. Şimdi sen ilk başta bu kitapların yanında sen neredesin onu belirlemelisin. Yani konuları tamam mı? Eksiklerin var mı? Yetişme imkansız mı? İlk başta bunu belirlerim. Eğer Tonguç Erbem benim sen diyorsan ki konularım tamam. Harika harika o zaman. Gerçekten çok şanslısın. Peki ne yapman gerekiyor? Soru sayısını yani günlük çözdüğün soru sayısını arttırman gerekiyor. Zaten konu tekrar yapmana artık gerek yok. Yani o soru sayısını arttırarak günlük çözdüğün hata sayısını arttırmak hataların hepsinin hepsine de çözümünü bulmak çok önemli burada. Peki burada yaparken e, neye dikkat etmek gerekiyor? Beceri temelli sorular yani yeni nesil sorulara çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer zaten konularım tamamsa ben ne yapmam gerekiyor? Hatalarımı keşfedebileceğim denemeler. Hatalar Mesela hocam. denemelerin içinde böyle sayısal, sözel, detaylı analiz kısımları var. Bizim denemelerde var. Bunlar acayip önemli. Neden? Çünkü bir deneme yaptık diyelim. Matematikte kök içinde alma sıralama sorusunu yanlış yaptım. Ha, Bununla alakalı ben gidip hemen kitabımdan de derim ki hemen derim ki sonrası çat burada köklü sayılar testleri nerede kardeşim? Ha Burada hemen köklü sayılar testlerinden ben hemen bununla alakalı tekrar çözmem gerekiyor. Hemen bunu çözmeye çalışırım. O yüzden acayip önemli bir şey var ki e, bizim hatalarımızı keşfedip hatalarımızın hangi konulardan olduğunu keşfedip bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz. Yani eksiklerimizi kapatmamız gerekiyor. Yani, Biraz da sıkı çalışsam kazanır mıyım hocam? Konularım tamam demek bütün soruları doğru yapıyorum demek değil. O yüzden çok dikkat edin. Bir de beceri temelli sorulara ve yeni sorulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yüklenmemiz gerekiyor bunlara ve denemeleri süre tutarak çözmemiz gerekiyor. Burası çok önemli. Eksiklerim var diyorsan eğer panik yok sakin çünkü herkesin yaptığı şey ya benim eksiklerim var yetişemem son ayda asla ve asla bu tamamen uğra. İngilizce hala bilmediğim kelimeler var. Kesinlikle her şey yeti yetişirebilmesini dondur şeyralım. Son bir ayda bile o kadar çok şeyler yapıp o kadar çok büyük başarılar imza atabilsin ki geçen sene ondan önceki sene birçok öğrenci birçok öğrenciden şahit olduğumuz şey şu. Son ayda bile çok iyi liseler kazanabiliyor. Çok iyi Anadolu Lisesi. Hatta Fen Lisesi'ni bile zorlayabilirsin. Çünkü çok büyük fırsatlar var. 154 kontenjanlar arttı. Sadece birinci dönem konuları yani bu kadar konu yok bir kere. Yani acayip bu, bu önemli fırsatları çok ilerleneceğiz. ...panik yok sakin ve konu listesini çıkaracağız. Zaten konu listemiz belli. Sadece birinci dönem konularımız var. Öğrendikçe ...tik işaretleri atmaya çalışalım... ...yani konu listesini çıkardıktan sonra... ...işte çarpanlar katlar, üstlü sayılar, karekök sayılar... Sayıda, e, olasılık... ...hemen bitirdik de bunları hemen tiklemeye tic, çalışalım... ...süpersin, tic. sonrasında kolaydan zora doğru soru çözmelisin... ...bak Tomuş abim sana çok önemli bir şey göstermek istiyorum... Tostlarda mesela tost setinde... ...hemen sana bir şey göstermek istiyorum... Bu var ya en önemli şeylerden bir tanesi. Eğer eksiklerin var diyen arkadaşlar zorlanıyorlarsa ilk başta bu tarz soruları, sonra bu tarz sonra yeni nesil soruları Oo. kesmeye gerekiyor. Mesela matematik için konuşuyorum. Matematikte esas bu gerçekten büyük bir problem yaratıyor. İlk başta şu tarz basit ama basit derken temel soruları çözmemiz gerekiyor. Çünkü sen ya bu sorular basit sorular yapmayayım dersen patlarsın. Çünkü bu soruya geldiğin zaman veya bu soruya geldiğin zaman veya bu tarz kazık sorulara geldiğimiz zaman o zaman patlamamak için ilk başta bunları yapabilmemiz gerekiyor. Becerimizi buna göre oturtmamız gerekiyor. İlk başta temel, sonra orta, sonra sınav tarzı. Yani eksikleri olan arkadaşlar için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hatalarını not etmek acayip değerli, acayip önemli ve her bir hatanın da tecrübe olduğunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Yetiştirmem ki. Bu arada bütün sorularda mesela. Tonguç Erhan Bey'im diyelim ki e, şu denemeyi yapın mesela bak burada detaylı analizlerde dikkat etsen mesela şu sorunun şu yanlıştan olduğunu görüyorsun. Şu sorunun cebirsel ifadenin çarpımı, şu sorunun kalitesel toplama çıkarma bunların her birisinin analizini yapıp da ilerlemek çok önemli. Ve yapamadığımız soruların her birisinde kare kodlarıyla e, kare kodlarıyla çözüm bulmak acayip değerli. Yani sen eğer buradaki kare kodları Profesyonel hocalardan dinlersen bir kere 10-0 önünde başlıyorsun bir yarışmaya diyebiliriz. Ve yetiştirmem imkansız diyen arkadaşlar çoğunlukla bu sesi duyuyoruz. Şu anda en fazla ee, ses bu arkadaştan çıkıyor. Ya ben bir hadi yetiştirebilirsiniz Zaman kaybediyorsun. Ya. Her şikayet ettiğin anda zaman kaybediyorsun. Sadece birinci dönem konuları. Biz ilk tekrar kampımızda sadece birinci dönem konularını bile e, kaç günde, yedi günde tekrar ettik. Bütün hepsini, bak, bütün hepsini. Hemen harekete geç. Lütfen şikayet etme. Lütfen karamsarlık yapma. Kafandaki kötü düşünceleri sil ve zaman kaybetmeden konular azaldığı için sadece birinci dönem çıkacağı için kat sayısı yüksek derslere önem vererekten ki zaten mesela Tostlar'da Türkçe matematik ve fen var. Dört kat sayılı dersler. Diğer kitaplarımızda da hepsi var ama mesela e, ana deneme şey ana deneme diyorum pardon altı adımda da mesela altı adımda tekrar ederken hemen sana şunu göstermek istiyorum. Altı adımda mesela bir adımın içinde Tonguş şey Adım dediğim, matematik daha fazla önemli olduğu için daha fazla Aa. test. Türkçe daha fazla Daha fazla test. Dinden bir tane test koyduk mesela. Gibi gibi. Yani kendin de aynı bizim bu kitaplarda yaptığımız gibi ağırlıklarını fazla katsayılı yüksek katsayılı şeylere derslere vererek çalışabilirsin Tomuş abi. Sonay biliyorsun. Tüm konuları tekrar etmiş olmak acayip Zaten değerli. Zaten konular azaldı değil mi hocam? Ve haftada en az bak buraya şunu yazmak istiyorum. Minimum dört deneme çözmen gerekiyor. Yani ben olsam her gün bir deneme. Belki sınava yakın son iki haftada her gün iki deneme çözmeye çok önem veririm. Çünkü denemeler gerçekten bizim netlerimizi en fazla uçuran şeylerdir. Ama şunu unutma yanlış deneme ondan sonra moralini bozan denemeler. Ondan sonra ne bileyim hani e, seni... Yeni nesil olmayan sorularla sınav dışı şekilde çalıştıran denemelerden uzak durmaya çalışman gerekiyor. Özellikle e, bizim bu doz denemelerinde, ana denemelerinde ve geri sayım denemelerinde buna çok dikkat ettik tamamen yeni Sınavı nesil ve örnek soruları yeni yayınlanan hatta en son yayınlanan Mart Nisan Mayıs örnek sorularına uygun dönemini hazırladık. son tekrar programını takip et burada acayip efsanevi tekrarla yapacağız Tomuş Aran'ı 3 defa tekrarlayacağız bak tekrar söylüyorum birinci dönem konuları var ya evet, evet. her dersi her dersi üç defa tekrar edeceğiz. Yani sen zaten ev okulda bu konuları gördün. Zaten ev okula bir tekrar ettik. Bir de bundan sonra artık üç defa tekrar olacak. Birincisi Tonguş Eradın benim detaylı tekrar olacak. İkincisi Tonguş Eradın benim özet tekrarı olacak. Üçüncüsü de Tonguç abim süper özet tekrarı olacak. Yani burada son gün yapılacak bu tekrarı bu arada. Özet tekrarı ondan önceki hafta detaylı tekrarları da önümüzdeki hafta başlıyor zaten. Son tekrar programında senle inanılmaz büyük başarılar imza atacağız. Ama şimdiden kitaplarını temin etmeye çalış Tonguç abim. Son tekrar ku programında kullanacağımız kitapları şimdiden sana tekrar göstermek istiyorum. Bir kere doz denemelerini kullanacağız. Ana denemelerini kullanacağız. Aynı zamanda geri sayım denemelerini kullanacağız. Aynı zamanda toz setimizi kullanacağız kullanacağız. Aynı zamanda zoru setimizi kullanacağız Tonguş Eren Aynı zamanda alt adına hızlı tekrar setimizi kullanacağız Tonguş Eren Bu kitaplarımızı kullanacağız ve buradan sana yeni LGS zaten şurada yeni LGS damgası olan kitaplarımız görebiliyorsun. Birinci dönem konuları olan e, kitaplarımız. Sadece bunlarda birinci dönem konuları var. Dolayısıyla bu kitaplarımızda senle inşallah çok büyük başarıları tabii en önemlisi son tekrar setimizi kullanacağız ve bununla beraber senle başarıya ulaşacağız ve bu kitapların hepsini şimdiden e, zaten vardır birçoğunuzda da eminim birçoğunuz aldılar ee, ve bunlardan tekrar edeceğiz ve nasıl çalışacağımızı tekrar tekrar göstereceğiz ve bütün tekrarlarımızı bitirip sınavda en iyi dereceleri en iyi dereceleri alacağız. Şunu unutmayalım. Hatan var diyorsan çok şanslısın. Gerçekten de soruları gerçek sınav modunda çözüp eğer hataların çıkıyorsa bunlarla alakalı eksik olduğun noktaları belirleyip e, bilgi eksiğinin ...kalmaması gerekiyor. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Bilgisi ve de Hiçbir konuda hiçbir bilmediğin noktanın kalmaması gerekiyor. Ve şunu unutmayalım. Hataların tamiri için en önemli şeyden bir tanesi de... ...şu anda evde karantinada olduğum için... ...uyku düzenimiz, gerçekten beslenme düzenimiz... ...Ramazan da girdi araya. Gerçekten çok dağıldı. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ya daha fazla değil, daha düzgün beslenerek... ...daha fazla değil, daha... Ben makarnayı görüyorum. E, gerçekten hem bu hatalarımızı azaltabiliriz diyoruz. Şunu unutmayalım. En son olarak sana çok güzel bir özdeyişle. Başarı asla vazgeçemeyenlerindir diyoruz. Sen de vazgeçmedin buraya kadar geldin. Son bir ayda da e, gaza basıyoruz. Haydi rı rı bakalım rı diyoruz. Rı 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 rı. E, güzel bir şekilde sınavdan en iyi etleri alalım. Ödülü sorumuzu yap yorumlara yollayalım bakalım.